Zekat ve sadaka. Sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur. Bismillahirrahmanirrahim. An Kays ibni Ebi Garazete kale. Künna fi ahdi Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem nusemmes sema sirete femerre bina Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fesemmena bismin huve ahsenu minhu fekale. Ya ma'şeret tüccari innel bey'e yahzuruhul la'vu vel halifu feşubuhu bissadakati. Sadaka Resulullah. Kays bin Ebi Garaze anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem devrinde bize simsarlar adı verilirdi. Derken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize uğradı ve bize ondan daha güzel bir isim vererek şöyle seslendi. Ey tüccar topluluğu! Alışveriş esnasında yalan ve benzeri boş laf ve çok yemin edilir. O halde onu sadaka, zekat ile telafi ediniz. Ebu Davud Büyü bir nolu hadis-i şerif. İmam Tirmizi'nin sahih gördüğü başka bir varyantında hadis, şeytan ve günah alışverişte hazır olur şeklinde varid olmuştur. Hattabi'nin ifadesine göre simsar yabancı bir kelimedir. O devirde ticaretle uğraşanların birçoğu acem idi. Araplar bu ismi onlardan alarak kullanmaya başlamışlardı. Bu isimlendirmeden pek hoşlanmayan Resul-i Ekrem aleyhisselam ondan daha güzel ve Arapça bir kelime olan tüccarı tercih etmiştir. Ticaret mallarının zekata tabi olduğunu öğreten hadis-i şerif, kasıtlı kasıtsız bilerek bilmeyerek yapılan yeminler ve konuşulan boş sözlerle kirletilen kazancın zekat ve sadaka ile temizlenmesi gerektiğini hatırlatmaktadır. Piyasaya sürülen eşyayı abartılı bir şekilde olduğundan farklı gösteren reklamlarda bahse konu olan tehdidin şumulüne girmelidir. Çünkü malın kalitesini abartarak tanıtmak bir nevi yalan ve aldatma demektir.